Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doom oynayacağız. Doom artı Doom 2. Bir gece ansızın karşımıza çıka geldi. Bu oyunlar zaten biliyorsunuz hali hazırda remaster şekillerde güncel sistemlerde oynanabiliyordu. Gerek PC olsun gerek konsollar olsun. Ve bir gece ansızın karşımıza bu iki oyunun birleştirilip yeni bir remaster haliyle karşımıza çıka gelmesi söz konusu oldu. Her ne kadar ilk gördüğümde ya ne gerek vardı zaten bu oyunlar güzel çalışıyordu vesaire desem de ID Software yine geri durmamış. Çok güzel yenilikler eklemiş. Bugün sizlerle beraber birazcık bu yeniliklere bakacağız. Doom'u seviyoruz. Doom'u çok tavsiye ediyorum. Belki oynamamışsınızdır. Biraz eski oyunlar. 93 yılına kadar dayanıyor Doom'un ilk oyunu. Ancak ben bugün hala en sevdiğim FPS oyunları arasına koyarım Doom 1 ve 2'yi. Bugün de çok güzel bir tamamlanmış paket halinde karşımıza çıkıyor. Bu paketi ayrıca satın alabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Game Pass'te de bulunuyor. İsterseniz Game Pass'ten oynayabilirsiniz. Ve işin en güzel kısmı eğer Doom 1 ya da 2 fark etmiyor hangisine sahipseniz. İkisine de sahip olabilirsiniz. Bu versiyon sizlere ücretsiz bir şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Bu benim en çok hoşuma giden noktalardan biri oldu. PC, konsol fark etmez. Switch'te bile hatta denedim. Eğer bu oyunlardan biri sizde varsa direkt olarak bunları mağazadan indirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. O zaman birazcık oyuna bakalım. Neler eklenmiş, neler değişmiş görelim. Şöyle hemen basalım tuşumuza. Ya temel olarak baktığımızda çok fazla bir değişiklik yok. Bu oyunlar zaten elden geçirilmişti. Elbette yine oynamalar var birazcık. Güncel sistemler için birazcık daha elden geçirilmiş. 120 Hz desteği vesaire olduğu söyleniyor. Çok daha iyi çalışıyor tabii ki. Bu tarz konularda bir sıkıntımız yoktu. Yeniliklere birazcık daha odaklanacağız. Her şeyden önce yeni eklenen arayüzümüz. Buradan artık içeriklere çok daha kolay bir şekilde ulaşacağız. Doom olsun, Doom 2 olsun, işte Master Levels of Doom 2 olsun, TNT olsun, Plutonium Experiment, No Rest for the Living, bu 2010 yılında çıkmıştı mesela. Seagull var, 2019 yılında çıkmış olan ve geçtiğimiz günlerde bu versiyonla beraber çıkış yapmış olan Legacy of Rust bölümü ID Software tarafından geliştirilmiş. Buram buram Doom kokan yeni bir bölüm. Hepsine bakacağız şimdi. Şöyle isterseniz önce biraz Doom'un ilk oyununa bakalım. Sonra Doom 2'ye bakalım. Multiplayer modları eklenmiş. Team Deathmatch ve Co-op özellikleri var. Ona bakarız. Son olarak da şu Legacy of Rust bölümünü oynarız biraz. Ondan sonra veda ederiz. Birazcık Doom oynayalım sizlerle beraber. Doom'u zaten seviyoruz ediyoruz. Benim de dediğim gibi en sevdiğim oyunlardan biridir. Şöyle Doom'u çalıştıralım. Dediğim gibi çok hani temel değişikliklerde çok bir şey yok. Hani arayüzümüz vesaire birebir çalışıyor. Şöyle şuradan şunu göstermek istiyorum. Accessibility kısmında istersek menüyü artık modern çalıştırabiliyoruz. İsteyenler bu şekilde kullanabilir. Bunun dışında klasik yapacağım ben tabii ki. En göze çarpan özelliklerden biri. Şöyle sound kısmına giriyorum. Bakın fark ettiyseniz Preferred Soundtrack kısmında remix var. Orijinal sesleri de şu anda dinliyorsunuz. Orijinal seslerle oynayabiliyorsunuz. Orijinal müzikle. Ve bu versiyonla beraber gelen yeni müzikleri tercih edebiliyorsunuz. Ben şimdi orijinalle gireceğim. Sonra değiştirip remix'i de deneyeceğiz. Çok güzel olmuş. Gerçekten orijinal müziklerin çok güzel elden geçirilmiş. Zaten yapan ekip çok iyi olduğunu biliyorsunuz. Yıllardır dinlediğiniz, sevdiğiniz müzikler. Yine çok iyi bir iş ortaya koymuşlar. Yeni bölümde de yeni müzikler bizleri karşılıyor. Gerçekten hazine gibi bir versiyon olmuş diyebilirim. Onun dışında bu noktada çok fazla böyle karıştırabileceğiniz bir şey yok. Tabii ki display kısmına girdiğimizde çeşit çeşit ayarlarımız var. İşte görüntü ayarları olsun, ekran sarsıntısı olsun, ışıklandırma olsun vesaire. Bunları zaten hep ayarlayabiliyorduk. Hala aynı durumlar var. Çözünürlüğümüzü vesaire ayarlayabiliyoruz. Şu anda 4K'da oyun gayet sorunsuz çalışıyor. Şöyle o zaman bir single player yeni oyun başlatalım. İlk bölümden hemen orta zorlukta başlayalım. Şöyle bakalım ben de dinleyeyim. Aynen şu an önce bir müziklere bakalım. Şu an bu bizim bildiğimiz zaten klasik Doom müziği. Hepimizin bildiği birazcık Master of Puppets'ı andıran müzik. Aynen öyle. Şöyle. Süper. Şöyle hemen sound'dan. Oh yeah. Abi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ya tabii ki orijinal hali bir başka güzel. Şu oyunun atmosferine o yakışıyor ama çok güzel yapmışlar. Bir tur daha oynattırır yani kendini. Şöyle o zaman biraz oynayalım. Controller'la oynuyorum. Normalde klavye mouse'la oynamak daha keyifli ama hani kayıttan dolayı mecbur hani farklı bir kayıt setup'ındayım. O yüzden böyle oynayacağız. Hadi bakalım biraz. Şöyle. Hemen. Bakalım. Nasıl oynayacağız? Şuradan birazdan düşmanlar çıkacak. Aynen öyle. Şu şekilde. Doom'u biliyorsunuz zaten. Oyunu anlatmama gerek yok. İki boyutlu aslında oyun. İki boyutlu gözükmesine rağmen. Yukarı aşağı bakma yok. Düşman yukarıdaysa siz yine o hizaya bakarak ateş ediyorsunuz. Mesela adam yukarıdaysa sizi bağlamaz. Siz yine ona bakarak sıkacaksınız. Bilmeyen arkadaşlar için biraz böyle eski ve sıkıcı gözükebilir ama emin olun felaket eğlenceli bir oyun ya. Hani şu an daha ilk bölümdeyiz tabii çok fazla aksiyon yok ama Doom işte arkadaşlar ya Doom. Ve yeni versiyonda da herhangi bir sorun yok. Cayır cayır oynuyoruz. Tabii ki Achievement destekleri vesaire de yenilenmiş. Yeni Achievement'lar gelmiş. Böyle yeni Achievement'lar alınca şaşırdım oyuna girince.
Bayağı da hani kazanılma oranları düşük şu anda. Şöyle bir bölüm daha biraz daha oynayalım. Sonra Doom 2'ye geçeriz. Şöyle birazcık katliam yapayım. Şu varilleri patlatabiliriz. Klasik varillerimiz. Atmosfer nasıl değişti yeni müziklerle beraber. Şöyle. Katliam oyunu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ya. Mana ile tekrardan Doom oynadık ya. Bize de bahane oldu. Sürekli Doom'u tekrardan oynama bahanesi arıyorduk zaten. Biz de hemen key kartımızı bulduk. Biliyorsunuz bu tarz arcade shooterların, FPS'lerin olayı. Key kart bulacaksınız. Ondan sonra ilerleyeceksiniz. Aynen öyle. Şöyle. Evet, millete bu şekilde pataklıyoruz arkadaşlar. Burası şey değil. İsterseniz Doom 2'ye bakalım biraz da. Çok da uzun bir video olmasını istemiyorum. Şöyle endgame dedim. Oyunu kapattım yanlışlıkla. Oyundan çıkarken. Şöyle Doom 2'ye geçelim. Aynı ayarlarla bizleri karşıya çok fazla bir farkı yok. Şöyle single player diyelim. İstersek aslında farklı levelleri de seçebiliriz de. Ben yine ilk bölümü açayım. Daha rahat ederiz. Silahlarımız vesaire de ona göre hazırlandığı için. Şöyle. Zaten Doom ve Doom 2 çok benzer oyunlar temelinde. Ama işte silahlar, düşmanlar vesaire değişiyor. Biliyorsunuz zaten bölümler aynı şekilde farklılık gösteriyor. Şöyle Doom'la katliama devam ediyoruz. Müzikler yine bu arada dinliyorsunuz. Remix versiyonunda. Orijinale geçeyim. Daha böyle bas ağırlıklı müzikken remix versiyonunda artık evet çok gaz. Hani gerçekten çok başarılı işler ortaya koymuşlar. Tabii bu şarkıların remix versiyonları falan yıllardır yapılıyor internette ama böyle resmi bir şekilde görmek ve çok da güzel bir şekilde görmek insanın tüylerini diken diken ediyor. Şöyle ilk bölümü bitirdik. Biraz daha katliam yapalım. Şu şekilde. Herkese de headshot attın değil mi? Headshot yok. Bu şekilde. Oyun zaten bayağı iyi çalışıyordu. Şu anda da herhangi bir sorun olmaması gerçekten nimet gibi oyun arkadaşlar. Ben de aldım gittim zaten. Şurayı açalım. Pompol tüfek bu oyunun kalbidir. En keyifli iş bu şekilde. Pompol tüfekle milleti patlatmak arkadaşlar. Alın pompol tüfeği. Hatta farklı bir pompol tüfek aldım. Tabii zordur arkadaşlar bu arada. Hani Doom bakmayın ben şu an bir şey olmadı ama hayattayım. Gerçi canım da az. Ölürsünüz. Call of Duty Battlefield oynar gibi oynattırmıyorlar pek. Öleceğim hatta şimdi. Canım çok az kalmış. Ve öldüm. Evet. Dediğim gibi böyle kafasızca, beyinsizce oynarsınız ölüyorsunuz. Bir de şunu gösterelim. Change game diyeyim. Şöyle bir de multiplayer kısmını göstereyim sizlerle beraber. Her zaman oynayan kişi bulunuyor zaten. Şöyle continue diyelim. Direkt online kısmından join match diyelim. Tabii pingler genelde çok yüksek oluyor. Ama zaten coşacağınız bir şey yok. Deathmatch'e girelim bakalım. En iyisi Deathmatch'e girmek tabii. Kooperatif değil de. Deathmatch'e girelim. Co-op da oynayabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınızla vesaire oynamak keyiflidir. Şöyle heh işte başladık. Evet. Maalesef şu an internetim el vermiyor. Evet şu anda maalesef multiplayer kısmını size detaylıca gösteremiyorum. Ancak görüntüler girecek ekrana. Multiplayer kısmına da özellikle Deathmatch oynamak isteyenler girip o kaosun içinde kendilerini kaybedebilirler. Güzel beklenti olmuş. Tabii Doom'un olayı biliyorsunuz single player'dır. Zaten gördünüz çok güzel keyiflice oynayabiliyorsun. Hemen burada araya gireceğim. Multiplayer kısmının ufak bir sorun çıkartmasıyla biraz dalgınlığıma gelmiş. Bu yeni sürüm aynı şekilde community modlarını da direkt olarak oyun içinden destekliyor. Eğer ki Doom'u modlamayı seviyorsanız kesinlikle modlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir şekilde entegre etmiş. Direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Burada bir sürü zaten Doom içerikleri sizleri karşılıyor. Ya bu bütün paket artık 15 saati falan bulur herhalde. Belki 20 saati bulur ve çok uygun fiyata satılıyor. Hatta bedava oynayabiliyorsunuz. Doom severler için harika. Birazcık da Legacy of Rust ek paketine bakalım. Yeni bölümüne bakalım daha doğrusu. Şöyle single player yine ilk bölümden başlayalım. Şöyle biraz ilerleyelim. Yeni bölümler, yeni düşmanlar bizleri karşılıyor. Bildiğimiz Doom havası. Gerçekten Doom oynuyorsunuz. Hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Zaten fragmanında da diyor hani ID Software tarafından geliştirilmiştir. Hani ucuz pazarlama ürünü değil. Zaten hani adamların derdi para falan değil artık bu oyunu tekrar satmak imkansız gibi bir şey. Sadece Doom'u seven bakın testere geldi. Şöyle. Aynen öyle. Hop yanlışta bastım. Şöyle tabancamızla biz devam edelim. Ya da şunu evet. Oh yumruğumu aldım dur. Şöyle kestik miydi? Tamam süper. Yani dediğim gibi hani bunu para için falan yapmamışlar. Doom tamamen tutku işi. Bunu zaten hani bugünkü oyunculara satmak çok zor. Anca
seveni oynayacak bunu ve umarım aranızdaki bazı arkadaşlar da bu haberi görünce mutlu olur. Çok duyurusunu yapamadılar çünkü bir gece ansızın çıkış yaptı zaten fragmanı yayınlandığı an. Dediler ki tamam bu yayınlandı, hemen oynayabilirsiniz. Kaçırmışsınızdır belki, sizlere de bir haber vereyim dedim. Meraklısı kaçırmasın. Zaten Doom 1 ve 2 varsa herhangi biri ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Game Pass'iniz varsa zaten biliyorsunuz Bethesda oyunları oynanabiliyor. Aynı şekilde devam edebiliriz. Şöyle bakalım, bu taraf açıldı galiba. Yine bu arada aynı dertler bu yeni bölümde de mevcut. Hem zor hem kayboluyorsunuz, bulmacalar vesaire var. yine yönünüzü bulacaksınız, keycard arayacaksınız. Düşmanlar zorlayıcı. Öyle yine çok beyinsizce oynarsanız ölürsünüz, kaybedemezsiniz. Bölümler arası checkpoint var tabii ki. Save state konusunda hani kaydetme konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Aynı şekilde çalışıyor. Ama Doom oynuyorsunuz işte ya. Böyle harika bir port olmuş arkadaşlar. Şimdi keycard'ı aldık. Keycard'ı nereye takıyorsun? Heh, buradan işte. Hemen açalım burayı. Aynen öyle. Şöyle bir koridorda. İnsan oynadıkça oynayası geliyor arkadaşlar. Bayağıdır da kanalda şöyle bir gameplay videosu yapmamıştık. Gameplay üstüne konuştuğum video olmamıştı. Doom nelere vesile oluyor arkadaş. Aynen öyle. Şunları, şu şeyleri hiç sevmiyorum gerçekten ya. Yani hayır, sıkıştırdı beni. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Bu olur arada öyle şeyler. Her yerden zırh vesaire alıyoruz. Ya oyun zor olduğunu da farkında. Yeni bölümde bayağı bir şey veriyor size. Bayağı bir ekipman vesaire veriyor. Açıldı mı? Heh. Şimdi şunu göstermek istiyorum size. Bakın oyun sunumunun ne kadar iyi bir noktada olduğunu görün. Asıl bölümümüze gitme kısmını göstereyim şuradan. Portalı çalıştırıyoruz. Keşke mermim olsaydı şimdi ama neyse, tabancayla hallederiz değil mi? 60 mermim var. Evet, şöyle kuru kafalar bizlere saldırıyor. Tabii ki gayet her şey normal. Tutturuyorum şu an. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Şunu da göstereyim, öyle videoyu bitireceğim. Şöyle bir bakın, evet. Yine felaket ortamındayız. Her yerde cesetler. Her zamanki Doom vahşeti ve bu şekilde bitiyor. Şu an yine müzikler. Bu bölümü yanlış hatırlamıyorsam müzikleri zaten sadece remix versiyonu var. Orijinale geçseniz aynı. Çünkü bunlar yeni bestelenmiş müzikler. Bakın yine üzerime adamlar çullanmaya başladı. Bu şekilde de arkadaşlar sizlere ufak bir haber videosu niteliğinde bir video çıkartmak istedim. Doom 1 artı 2 nihai Doom Experience, nihai Doom deneyimi adında tekrardan bizleri karşılıyor. Doom severler kaçırmasın. Doom bilmiyordum abi, Doom da neymiş diyorsanız da belki bu videoyla öğrenmişsinizdir. Doom oynayabileceğiniz en keyifli FPS oyunlarından biridir. FPS oyunlarının atasıdır zaten. Bakmayın biraz eski gözüküyor ama emin olun kontrolcüyü elinize aldığınızda, daha doğrusu klavye mouse elinize aldığınızda daha keyifli olur. Bırakamayacaksınız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın. Ben oynamaya devam edeceğim. Aynen öyle. Yeah. Tabancayla da olmaz ki. Buna ben pompalı çekmem lazım da. Pompalı da ben... Aa, ölüyorum. Aa.